Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle renklerimi göstereyim. Altın başak. Şöyle bakın. 50 numara. Bu içindeki sarı çiçeğimle uyumlu olduğu için bu şekilde bu rengi tercih ettim. Bakın birebir aynı tonlaması. Ve yine tabii ki kırmızıya uygun olsun diye hafif şöyle bordonsu tam böyle kan kırmızı değil. 328 numarada kırmızı rengim var. Bu da 2 numara altın başak. Evet bu renklerden sizlere yine çok güzel bir model hazırladım. Şöyle modelim iri model sevenler için iri bir model çok güzel bir model oldu Bakın arkadaşlar şöyle modelimi şu yakın plan tutayım şöyle çilekle diyebilirsiniz şöyle Tunus işi yapraklarla çileğe de benzetebilirsiniz çok hoş çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum ve sizlerle hemen paylaşmak istedim modelimi böyle içinde olan demin gösterdiğim öbürünü de sarı renkle yapacağız sizle beraber. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, ikişer zincir çekerek şöyle tülbentimizin kenarlarının tığlama işlemini yapıyoruz. İlk başlarken de aynı şekilde şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyerek başladım. Şöyle köşeye 4 parmak kala tığlama işlemini başlıyorum. Bu kenar kıvrılarak yapalım. Bu da kenarı dokuma olan arkadaşlar düz olan kısmı bu da boş kesim kısmı o yüzden şöyle dokuma kısmından dört parmak önceden başlıyorum tığlama işlemine ve çiçeklerimi de bu şekilde köşelere dek getirmeye çalışıyorum köşelerde çok güzel duruyor ara misafesi olarak bakın çiçeğimizde irice bir çiçek olduğu için bu şekilde 10 tane koydum yani çiçeğimiz küçük olsa biliyorsunuz 5 veya 7 tane koyuyoruz. Büyüklüğünden dolayı 10 tane koydum. Evet. Şimdi çiçeğimizin yuvasını yaparak başlayacağız tam köşeye geldiği için. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum ve iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Tığ battığımın içine boş olan hemen yanındaki tığ battığımın içine 2 iki alarak trabzanımı bu şekilde yapıyorum. 1 2 zincir hemen yanındaki boş olan tığ battımın içine kapattım. 1 2 zincir bir defa doluyorum. Hemen yanındaki tığ battıma 2 2 alarak yapıyorum. Ve buraya 6 tane zincir çekiyorum. 4 5 ve 6 Hemen çevirdim. Bakın boş yapmış olduğumuz bu trabzanın tepe noktasından bu altı zincirimi buraya kapatarak şöyle altı zincirden oluşan bir yuva yapıyorum. Bir zincir çekip düz yüzüne döndüm. Hemen yuvamıza sık iğne ile giriyorum ve sabitliyorum. Bu şekilde. Alt kısmının çimenimizin alt kısmı bu şekilde olacak. Şimdi dallarımızın yapımı için 3 zincir 2 defa tığımı doladım hemen yuvaya giriyorum şöyle 2 2 2 alarak bir trabzan yapıyorum 5 tane zincir 5 zincirimi kapatıyorum yuvamın içine bu şekilde bir tane yuva yaptık geriye kalan kısma da 3 tane sık iğne yapıyorum dallarımızı şöyle ne büyük ne küçük orta boy 3 sık iğneden oluşan dallar olarak hazırlıyoruz. 3 tane sık iğneyi yaptım ve yuvada da sık iğne yaparak dalımızın birinci birinci kısmını yani birin bir tanesini yapmış olduk. Yine şöyle sıkı sıkı 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Hemen aynı yanına şöyle 2 2 2 alarak sıkı sıkı alın. Fazla uzun olmasın dalımızın boyutu. 5 zincir 5 zincirimi kapattım geri kalan kısma 3 tane sık iğne yapıyorum şöyle 1 2 ve 3 evet. dördüncüyü de yuvada yapıp hemen ikincisi dalımızı da bitirdik Toplamda 3 tane dal olacak aynı boyutta. Yine sıkı sıkı 3 zincir. 2 defa tığımın başını doluyorum. Yuvaya girip şöyle 2, 2, 2 alarak bu şekilde küçük bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen trabzanımın arasına 5 zincirimi kapatıp buraya bir tane yuva yaptım. Geri kalan bu Yuvadan yani 5 zincirden geri kalan kısma 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. 4.'ü yine bu 6 zincirli ana yuvaya kapattım. Sabitledim. 1 2 zincir bakın. Bu şekilde 3 tane dal yaptım. Hemen yandaki bakın buradaki boşluktaki Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. Dallarımızı bitirdik. Bakın bu kadar. Dal kısmımızın yapılışı bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu 10 tane yapacağımız ara suyu nasıl yapılacak ona geçelim. Yine iki zincirimi çekmiştim. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen yanındaki boş olan şöyle tığ battı ya. 2 2 alarak trabzan yapıyorum. 4 zincir battım. 4 zincirimi buraya bir tane tomurcuk yapıyorum. Dibine hemen bir sık iğne. 1 2 zincir. Boş olan tığ battıma sabitliyorum. 1-2 zincir. Bir defa doladım. 2-2 1-2-3 4 zincir. Hemen trabzanıma bağlıyorum dibine bir sık iğne yapıyorum. Şöyle 1 2 zincir. Tığ battığımın içine sabitledim. 1 2 zincir. Bir defa doladım. Hemen boş olan tığ battığına giriyorum. Şöyle 2 ve 2. 1 2 3 ve 4 zincir. Kapattım ve dibine bir sık iğne. 1 2 zincir. Şöyle boş olan tığ battıya girdim. Evet. Ara suyu da bu şekilde. Bakın. Şöyle kirpikli sık iğneli üçgen trabzanlarımız. 10 taneden sonra yine bu üç tane dalı yapacağız. Şöyle bakın çok güzel minik minik çok hoş bir dalımız oldu. Evet şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Beyaz rengimizi şöyle ipimize iki zincir çekerek tutturduk. Bakın dalımızın başında ve sonunda sık iğne yaptığımız için böyle kalıp gibi bir dalımız oldu şimdi bir defa tığımın başını doluyorum ve ilk bu 5 zincirli yuvanın içine girip buraya 2 2 alarak trabzan yapıyorum Evet bir defa doluyorum yuvamın içine girdim 2 ve 2 trabzanlarınız fazla büyük olmasın modelimiz fazla büyük kocaman olmaz 3 oldu yine bir defa doluyorum şöyle 2 2 4 oldu bir defa doladım yuvaya giriyorum 2 2 olarak aldım toplamda buraya 6 tane trabzanımız olacak ve 6. trabzanı bu şekilde yaptım bakın 1 2 sıkı sıkı 2 tane zincir çektim sıkı çekemeyenler bir tane de çekebilir bir defa tığımı doladım şöyle ikinci yeşil yuvanın içine 22 iki, iki olarak aldım bir defa tığımı doluyorum yeşil yuvanın içine girdim 22 i̇ki, iki aldım bir defa doladım şöyle 2 ve 2 3 oldu şöyle 2 2 yeşil yuvanın içine girdim 2 2 olarak aldım bir defa doluyorum şöyle 2 2 olarak aldım 2 zincir çekiyorum sıkı sıkı bu geçiş köprümüz bir defa tığımı doladım üçüncü dalımızın bu 5 zincirli yeşil yuvasına şöyle 2 2 olarak geçiş trabzanı yaptım bir defa doladım Şöyle 2-2 ee, geçiş e, e, köprüsü yaptım. Trabzan yaptım diyorum arkadaşlar. Ee, cümlelerimi sonra izlediğimde fark ediyorum. Kusura bakmayın. İnşallah siz benim ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Şöyle 2-2 4 tane oldu. Şöyle 2-2 sonuncusu için bir defa tığımı doladım. 2-2 Evet. Altı şer tane her dalın üzerine trabzanı yaptık. Son olarak bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Bu şekilde bu beyaz kısmın çok güzel bir hareket verdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Çilek görünümü kırmızıyla hoş oldu inşallah. Bu sarı renkle de şöyle toprak tonuyla da güzel olur. Evet şimdi yapraklarımızın yapılış kısmına geçelim ilk trabzanımın şöyle arasından girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ve bakın tığımda bir tane ilmeğim var her trabzan tepesine bu şekilde dibinde bir zincir çekerek ilmek toplayacağız 6 tane trabzana 5 tane ilmek oluyor arkadaşlar tığınızda ilk başlarken toplamda 5 tane bu şekilde ilmek olacak hemen trabzanı aralıyorum dibinde bir zincir 4 şöyle trabzanı aralayıp dibinde bir zincir 5 bakın her trabzanın arasına girdik 5 tane ilmeği topladık bunları bu şekilde 2 2 2 2 alarak bakın başa kadar geldik 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi ilk yuvadan girip sabitliyorum şimdi bu gördüğünüz tellerin arasına girerek yine ilmek toplayacağız dibinde bir zincir ilmeğimi çıkarıyorum telin arasından girip ilmek çıkarıyorum dibinde bir zincir 3 şöyle sonuncu telimizin de arasına girip dibinde bir tane zincir çekiyorum 4 2 2 ve 2. Bakın, bu şekilde başa kadar geldim. yine 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. İlk telimin arasına şöyle sabitledim Kirpik yaptım. Telimin arasına girdim. dibinde bir zincir çektim telimin arasına giriyorum dibinde bir zincir çektim 3 tane şöyle 2 2 alarak yine topladım 1 2 3 4 5 zincir ilk telimin arasına giriyorum kapatıyorum Bakın bir tane telim kaldı o telimin de arasına girip şöyle dibinde bir zincir çekerek ilmek aldım iki tane ilmeğim var tığımda ikisini bir kapattım kenarda 5 zincirin 3 tane kirpik var bu da tepe noktası buraya da iki tane bu yuvanın içine de beşer zincirden iki tane yuva kirpik yapacağım evet, tek telimin arasını bu şekilde aralayıp 5 zincirimi kapattım 3 4 5 zincir telimin arasına giriyorum ikinci 5 zincirimi kapattım alta doğru son yuvalardan bu şekilde sık iğne ile inip buralara da beşer zincirden kirpik yapacağız. 2 3 4 ve 5. Kapatıyorum sık iğne ile indiğim yuvamın içine görülüyor. İnşallah arkadaşlar. Sabitledim, kirpiğimi yaptım. Sıradaki yuvanın içine bir alta iniyorum. Şöyle 5 zincir. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Son yuvamın içine sık iğne ile indiğim noktaya kapattım. Bakın bu şekilde en son yuvaya da iniyorum. Çok güzel gözüküyor inşallah yansıyordur arkadaşlar. 5 zincirimi çektim. Son yuvamın içine de buraya sabitledim şöyle yine altta olduğu gibi buraya da iki tane zincir çekip şöyle sık iğne ile ilk trabzan tepe noktasına geçti Bakın bu şekilde hazır ve yine her trabzan arasına girip buralara ilmek toplayacağız dibinde bir zincir çektim 2 dibinde bir zincir çektim 3 dibinde bir zincir çektim 4 dibinde bir zincir çektim 5 bakın aynı şekilde ilkinde nasıl yaptıysak diğerlerini de aynı yapalım hemen şu, bunu yapıp şunu beraber yapalım trabzanın arasına bu görülen noktalara bu şekilde girerek ilmek toplayacağız Şimdi dibinde bir zincir çektim 2 dibinde bir zincir çekiyorum. 3 Dibinde bir zincir çektim. Şöyle 4. Dibinde bir zincir çektim. Şöyle bakın 5. Her tırabzanın arasına girip dibinde bu şekilde zincir çekerek ilmekleri topladım. Şimdi de bunları 2 2 alarak başa kadar geliyorum. 2 2 2 Şöyle 2. 5 zincir. 3 4 ve 5 zincir. İlk böyle ilmek arasına sık iğne ile sabitliyorum. Telimin arasına girdiğim dibinde bir zincir. Telin arasına girdim, dibinde bir zincir. Şöyle telin arasına girdim, dibinde bir zincir. Evet, 4'e 5'ten 4'e düştü. Bu şekilde birer birer eksilme olacak. Yine ikişer ikişer toplayıp 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Bu şekilde sabitledim. Hemen telin arasına giriyorum. Dipte bir zincir sonuncu telimin arasına da girip şöyle dibinde bir tane zincir çekiyorum Evet 3 tane ilmeği şöyle 2 2 alarak kapattım 5 zincir telimin arasına giriyorum üçüncü kirpiği de bakın bu şekilde buraya yaptık şöyle tek tel kalıyor 3 kirpikten sonra zaten onu da girip şöyle dibinde bir zincir çekiyorum ve kapatıyorum. Bu tek kalan yuvamın içine 5 zincirde 2 tane kirpik yapacağım. Şöyle kapatıyorum. Bu ilk kirpiğim. Yine 5 zincir. Aynı yuvaya kapattım. Bakın 2 tane oldu. Şimdi bu yuvaların hepsine sık iğne yaparak ineceğim. 5 zincir. 5 zincirimi sık iğne ile indiğim yuvanın içine bakın gözüküyor aynı yuvaya kapattım. Tekrar bir alta iniyorum. Şöyle 5 zincir. Yuvanın içine telin arasına sabitliyorum. Sık iğne ile son yuvaya da İndim. 5 zincir 4 ve 5 evet, şimdi bu sık iğne ile girdiğim noktaya beyaza değil sakın şöyle kapattım bir zincirimi de çektim İpimi kopardım evet şöyle bunun ucunu arkadaşlar birazcık ateşleyelim şöyle bu şekilde yaktık şöyle parmağımdan ipimi çıkarayım rahat bir şekilde karanlık biraz şöyle ışığı getirelim Evet arkadaşlar bakın sizle yapmış olduğum modelim bu şekilde oldu şu da göstermiş oldum bakın hiç ütü falan yok arkadaşlar gerçekten olsa biraz sürdüm düzeltmek için derim hemen Bakın bu şekilde. Şöyle köşeyi de göstermek istedim özellikle. Şu köşesine dalının nasıl yapıldığını. Ara misafesi de gayet boyanın büyüklüğüne göre 10 tane fazla değil. Ne fazla ne az tam karar. 10 tane yaparsanız bu şekilde. Çok güzel durur modeliniz. Evet modelim bu şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle daha da yakın birbirine göstereyim. Benim çok hoşuma gitti. Hele de kırmızılar bakın bir de şöyle tülbentin içinde olan renkler olunca şöyle bakın koyu rengi sarısı çok da güzel açıyor renkler birbirini. İçinin renginden olduğu için. Evet. Modelim bu şekilde. İnşallah şöyle anlaşılır, düzgün bir çekim olmuştur modelimiz güzel bir çekimi olmuştur. Şöyle ekran resmi almak için şöyle e, tutmak istiyorum arkadaşlar. Becerebildiğim kadarıyla sizler için şöyle bir güzel resim vereyim. Biliyorsunuz e, Instagram'da şöyle hoş bir güzel bir görüntüsü olur inşallah. Evet. Bu sefer de ben tuttum odaklanma gitti. Bekliyoruz gelmesin ama. Evet arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Şöyle yapımı kolay. Sizler de emeklerim için, videolarımın devamı için bana beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.